Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz parametrli chiziqli tenglamalar. Bo'lganda quyidagicha. AX teng B ko'rinishdagi tenglamaga biz chiziqli tenglama deymiz. Tushunami? Chiziqli tenglamani ilzini topish uchun X ni topib olardik, bu yerdan nima bo'lardi? B ni A ga bo'lib olardik va uni ilzisi chiqar edi. Bu chiziq shunday ko'rinishdagi tenglamalarga chiziqli tenglama deymiz. Endi parametrli chiziqli tenglamalar qanday bo'ladi? Parametrli chiziqli tenglamalarda ya'ni o'zgaruvchi bitta bo'lmaydi, ikkita bo'lishi mumkin. Endi chiziqli tenglamalarda o'zgaruvchi nima bo'ladi? Bitta noma'lum x bo'ladi, shundaymi? Noma'lum x bo'ladi. Parametrli chiziqli tenglamalarda esa noma'lum bitta x emas, x bilan a kelishi mumkin, ikkita o'zgaruvchi bo'lishi mumkin. X bilan m bo'lishi mumkin, xohlagan a, m, k, teori, harfli o'zgaruvchi bo'lishi mumkin. Demak, parametr degani o'sha boshqa o'zgaruvchi bilan birga keladi o'sha bitta noma'lum son, ya'ni M harfi bilan X bilan M, X bilan A. Demak, parametrli chiziqli tenglamalar qanaqa tenglamalar? AX teng B ko'rinishidagi chiziqli tenglama berilgan bo'lsa, chiziqli tenglama berilgan bo'lsa, u holda uni quyidagi shart qanoatlantirsa, bitta ildizga ega bo'ladi. Ya'ni qaysi shart? Endi bu chiziqli tenglama yechim bo'lishi uchun A 0 ga teng bo'lishi mumkinmi? A 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Agar 0 ga teng bo'lib qolsa x yo'qolib qoladi, noma'lum yo'qolib qoladi, shundaymi? Holda tenglama ildizi bo'ladimi? Yo'q. O'sha uchun demak, tenglama bitta yechimga ega bo'lishi uchun A teng emas, 0 bo'lishi kerak. Tushunarmi? Demak, A 0 ga teng bo'lmasa, demak, ana shu ko'rinishdagi parametrli chiziq tenglama bitta, ya'ni yagona yechimga ega bo'ladi. Bitti için bir bu birinci holatdir. Parametrli chiziqli tenglamalarda. Demak, holatlar bor. Qanday holatda bu? Demak, chiziqli tenglamalarning yechimi nechta bo'lardi? 3 ta bo'lardi. Parametrli chiziqli tenglamalarda ham xuddi shunaqa 3 ta yechim bo'ladi. Ya'ni bitta yechimga ega bo'lishi kerak. Bitta yechimga ega bo'lish uchun A 0 ga teng bo'lmasligi kerak. B 0 bo'lish, B esa farqi yo'q. Buni ham bo'lishi mumkin, xohlagan son bo'lishi mumkin. Tushunyapmiz? 0 ga teng bo'lishi ham mumkin. Xohlagan qiymatni qabul qilishi mumkin. Faqat A faqat 0 bo'lmasa bo'ldi. A ham xohlagan qiymat qabul qilishi mumkin, faqat 0 bo'lishi mumkin emas. Agar 0 bo'lmasa, demak, bunday ko'rinishdagi chiziqli tenglama bitta yechimga ega bo'lar ekan. Endi ikkinchi holatni ko'radigan bo'lsak, ya'ni A x teng B chiziqli tenglama berilgan holatida agar A ham 0, B ham 0 bo'lib qolsa, ya'ni 0 x teng 0 holatda ko'rinib qolsa, bu holda u cheksiz ko'p yechimga ega bo'lar edi. Chiziqli tenglamalar mavzusini aytganda ham bu narsani aytib o'tgan edik, esimizda bo'lsa. Shundaymi? Xo'sh. Nima uchun A ham 0, B ham 0? Chunki chiziqli tenglama ikkala qismi ham, ya'ni 0 teng 0 ga teng bo'lsa, x ga xohlagan sonni qo'yishimiz mumkin, tushunami? Xohlagan qiymatni qo'ysak, bu tenglama yechimga ega bo'ladimi? Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lar ekan. Albatta misol orqali ko'rib o'tamiz. 3-chi holatda, 3-chi holatda ya'ni o'sha AX teng B ko'rinishidagi shu shunday holatda chiziqli tenglama berilgan bo'lsa, holatda buni ham yechimga ega bo'lmaslik sharti bor. O'zi bitta yechimga, cheksiz ko'p yechimga, ya'ni buni bir A ham B ham 0 ga teng bo'lsa nima bo'lar ekan? Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lar ekan. A ham B ham 0 bo'lishi kerak. A 0 bo'lib B 0 ga teng bo'lmay qolsa, holda u cheksiz ko'p yechimga ega bo'lmaydi. Hozir ko'radigan holatimiz shu holat. Ya'ni agar A imiz 0 ga teng bo'lib, B imiz 0 ga teng bo'lmay qolsa, bu holatda bu bo'sh deb ham, ya'ni yechimga ega emas bo'ladi. Bunday ko'rinishdagi tenglamalarga, demak, 0 teng bo'sh deb ham nemisiyat yechimga ega emas. Bitta ham yechimga ega emas. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, shartlarga e'tibor beradigan bo'lsak, cheksiz ko'p yechimga bo'lish uchun A ham B ham 0 bo'lishi kerak degan. Yechimga ega bo'lmasligi uchun A 0 ga tengu, B 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Tushunami? Bu yerda ikkitadan shart qo'yamiz, A tepada esa bitta shart qo'yamiz. Nima uchun? E'tibor bering. Nima uchun faqatgina bitta shart qo'ysak yechimga ega bo'ladi? B ga shart qo'yish shart emas. Kim aytadi? Endi e'tibor beradigan bo'lsak, A 0 ga teng bo'lmasa, B ga shart kerak emas bu yerda. Tushunamiz?
xohlagan qiymatni qabul qilishi mumkin. 0 ham bo'lishi mumkin, 10 ham bo'lishi mumkin, -5 ham bo'lishi mumkin, xohlagan son qiymatni qabul qilishi mumkin. Agar faqatgina A teng emas 0 shartnoma bo'lsa, bitta yechimga ega bo'lar ekan. Lekin ana cheksiz ko'p yechimga bo'lish uchun ana ikkala shart ham qanoatlantirilishi kerak. Tushunarli? Xo'sh. Keyinlar bizda quyidagicha misol berilgan. Masalan, birinchi misolni ko'radigan bo'lsak, marhamat. M y plus 1 teng m. M ning qanday qiymatda tenglama yechimga ega bo'lmaydi deyapti. Demak, birinchi misolda nima bo'lyapti? Tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Tenglama yechimga ega bo'lmasligi uchun qanaqa shart qanoatlantirilish kerak edi? Ya'ni a imiz 0, b imiz 0 ga teng bo'lmasligi shart qanoatlantirilishi kerak edi. E'tibor beramiz. Xo'sh. Bu yerda noma'lum y bo'lyapti, tushunami? Y bilan m o'zgaruvchi. Parametr berdi, m bo'lyapti, tushunami? M ning qanday edi? Parametr m o'zgaruvchi qatnashyapti. Demak, m y m ni qo'lga olamiz. Tushunali? Ana endi y teng. Hozir bu qanaqa ko'rinishdagi tenglama bo'ldi? E'tibor beringlar. A x teng b ko'rinishdagi tenglamaga keldimi? Ha? Shunday ko'rinishdagi tenglama. A bu yerda nima bo'lyapti? M bo'lyapti. B imiz nima bo'lyapti? M. O'sha noma'lumimiz y bo'lyapti. Shunday ko'rinishdagi tenglamaga keldi. Endi yechimga ega bo'lmaslik uchun nima bo'lish kerak? A imiz 0 ga teng bo'lish kerakmi? Bu yerda a imiz m bo'lib kelyaptimi? 0 ga teng bo'lish kerak va m minus 1 imiz teng emas 0 bo'lish kerak. Tushunami? Bundan nima bo'lyapti? M teng emas 1 bo'lyaptimi? M 0 ga, m 1 ga teng bo'lmasa, o'sha nima bo'lar ekan? Yechimga ega bo'lmas ekan. Endi e'tibor bering. M 0 ga teng bo'lib, m 1 ga teng bo'lmasa, tushunami? Demak, javobni eshitmay ekan. M 1 ga teng bo'lmasa, bo'ldi. M 0 ga teng bo'lsa, demak, o'rinli bo'lar ekanmi? Demak, B javob o'rinli. Endi ikkinchi misolni qarang. Xo'sh. A x minus a teng x minus b. Tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Xo'sh. Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun qanaqa shart qanoatlantirish kerak? A ham b ham 0 ga teng bo'lish kerak edimi? E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerdan nima qilamiz? X lik. Noma'lum qatnashganlarni bir tarafga, demak, ma'lumlarni bir tarafga olib o'tamiz, tushunami? A x x ni qo'ysak nima bo'ladi? Minus x bo'libdi. Demak, a ni tenglama qo'ysak plus a bo'lyapti, tushunami? Minus b. Tushunami, tushunami? Endi x ikkalasida ham bormi? Qarasam tashqariga chiqarib olsak, bu yerda a qoladimi? Bu yerda esa nima qolibdi? 1 qolyapti. Tushunami? Endi a minus b. Endi cheksiz ko'p xuddi shunday holatga keldimi? A x teng b ko'rinishiga keltirib oldikmi? Chizgil tenglama ko'rinishiga keltirib oldik. Endi chizgil tenglama ko'rinishiga keltirib olganimizdan so'ng xuddi shunday ko'rinishga keltiryaptik. Ana bu shartlarni nima qilish kerak? Qo'yishimiz kerak. A ham 0, b ham 0 bo'lsa cheksiz ko'p yechimga. Shartiga cheksiz ko'p yechim bo'lgani uchun a imiz nima bo'libdi? A minus 1 ham teng 0 bo'lishi kerak. A minus 1 ham teng 0 bo'lishi kerak. Bundan a teng 1, bundan ham a teng nima chiqyapti? 1. Demak, ikkala javob ham bir xil bo'lyaptimi? Demak, a 1 bo'lganda nima bo'lar ekan? Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lar ekan. Agar ikkala javob bir xil chiqmasa edi, nima qilardik? Misol uchun a minus 1 bu yerda, a minus 2 bu yerda. Tushunami? Bunda a teng 1, a teng 2 chiqardimi? Ha? Bu yerda yechim bo'lmas. Tushunarli? Hozir bu yerda ikkalasi ham bir xil chiqqan uchun javobimiz nima bo'libdi? A teng 1 bo'lganda, demak, cheksiz ko'p yechimga ega bo'lar ekan. Demak, javobimiz A javobi. Demak, kerakli qismlarni yozib olamiz. Yana davom etamiz. Demak, 5-chi misolni ko'rsatamiz. To'plamda AX minus 3 teng A plus 2X. A ning qanday qiymatda tenglamaning yechimi bo'lmay? Yechimga ega bo'lmaslik uchun qanaqa shart bor edi? Yechimga ega bo'lmaslik uchun a teng 0, b teng emas 0 sharti bor edi. Endi buni yana noma'lumlarni bir tarafga o'tkazamiz. Ax minus 2x, tushunami? A turibdi bu yerda, minus 3 o'tkazamiz.
Keyin x ikkala o'zgaruvchida ham nomini ham borligi uchun shundaymi? X ni qayerga tashqariga chiqarsak, bu yerda a qolyapti, bu yerda esa nima qolyapti? Minus 2 qolyapti, bu yerda a minus 3. Demak, biz a x teng b ko'rinishiga keltirib oldik. A imiz nima qana bo'lyapti? Shundaymi? B imiz bo'ladi. A imiz bu, b imiz x imiz x. Qo'ys. Endi bizda shuna shart bor. Tenglami yechimga yo'nalishligi uchun a minus 2 teng 0 va a plus 3 teng emas, nima bo'lishi kerak? 0 bo'lishi kerak. Endi bu shartlardan a teng 2 kelib chiqadi. Tenglarni to'ldirsak, shunaymi? Undan a teng emas, minus 3 ligi kelib chiqadi. Demak, javoblar orasiga qaraydigan bo'lsak, a imiz nechiga teng bo'lishi kerak ekan? 2 ga teng bo'lsa, yechimga ega bo'lmas ekan. Demak, b javob bo'ladi. B javobda endi a teng emas, minus 3 sharti yo'q, shunaymi? A minus 3 ga teng bo'lmasa, bir 2 ga teng bo'lsa, yechimga ega bo'lmaydi. Shuola, 3 uchun. Demak, B javob to'g'ri. Endi keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, 8-chi misol. A kvadrat minus 1 x plus 3 teng. Tenglama yechimga ega bo'lmaydigan a'ning barcha qiymatlari yig'indisini hisoblang. Demak, yana yechimga ega bo'lmaydigan. Yechimga ega bo'lmaslik uchun, demak, biz qanaqa shart qilib foydalandik? A teng 0, b teng emas, 0 shartdan foydalangan edik. Xo'sh. Bu yerda a kvadrat minus 1 x teng minus 3. A x teng b ko'rinishiga keltirdikmi? Bo'ladi. A imiz nima bo'ladi? A kvadrat minus 1 teng 0 bo'lishi kerak. O'zi b ni e'tibor beradigan b imiz o'zi 0 ga teng emasmi? Ha? Minus 3. O'zgaruvchi yo'qmi? O'zgaruvchi parametr bo'lmasa bo'ldi. Sharti emas. Demak, a minus 1 a plus 1 teng 0 bo'lyapti. Bundan nima kelib chiqadi? 1 va minus 1 javoblar kelib chiqadi. Ekan. Endi tenglama yechimga ega bo'lmaydigan a'ning barcha qiymatlari yig'indisini hisoblang degan. Endi yig'indisini hisoblasak, a 1 va minus 1 bo'lganda nima bo'larkan? Yechimga ega bo'lmas ekan. 1 ga minus 1 ni qo'ysak nima bo'ladi? 0 bo'lyaptimi? Demak, javob 0. Minus 1 ni qo'ysak 0 bo'ladi. Demak, javobimiz C javob bo'ladi. Endi bu yerda shartiga qiymatlar yig'indisini hisoblang degan. İkide cevap çıkayaptık bu. Yeçimge gebe olması için. 1 ve minus 1 getirin bilse, yeçimge gebe olmuyor. Şöyle. Şimdi ön birinci misalını görelim. Zor bir alana yazalımız. Demek, tenglama A'nın kanda yakımatı çeksiz küp yeçimge ege. Ön kere A x minus 1 3 2 A minus 5x minus 9. Tenglama a'ning qanday qiymatda cheksiz ko'p yechimga ega? Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun ikkala a ham b ham 0 ga teng bo'lishi kerak edi. Tenglama birinchi bo'limga ochib chiqamiz. Demak, 10a x minus 10 qalasini ochib chiqamiz. 2a minus 5x minus 9. Endi nima qilamiz? Noma'lumlarni bir tarafga, ma'lumlarni parametr o'zgaruvchilarni bir tarafga nima qilamiz? O'ziga o'tkazib olamiz. Demak, 10a x minus 5x bir qilsa nima bo'ladi? Plus 5x bo'ladi. Bu yerda 2a minus 9, bu yerda plus, minus 10 bir qilsa plus 10 bo'lib o'tadi. 10 dan 9 dan ayirsak nima bo'lar ekan? Plus 1 bo'ladi. Demak, x ikkalasida ham bormi? X ni qasdan tashqariga chiqarsak nima bo'ladi? 10a 10a qo'shilganda nechi bo'ladi? 5. 5 bo'ladi. Hozir 5x chiqarsak ham bo'lardi. Mayli, x chiqarib oldik. 2a plus 1. Demak, a x teng b ko'rinishiga keltirib oldikmi? Endi oddiygina o'zimiz a ham b ham 0 deb nima qilamiz? Ishlab olar ekanmiz. Endi bu shartni eslasak, 10, ya'ni a ham 0, b ham 0 bo'lganda cheksiz ko'p yechimga ega bo'lar edi. Demak, 10 a qo'shilgan 5 teng 0 va 2a plus 1 teng 0 bo'lishi shart. Endi bu yerda javob nechi qoldi a ni topsak?
Minus 5 bölü ötadı. Yani minus 5 taksım ön. Yani minus 1 taksım 2 bölü adım ayırız. Bir de çift. Dengene nokta minus 1 bölü ötadı. Minus 1'ni 2'ye bölsek. Yani minus 1 taksım 2. Ayımız 2 kalası yan 1 kıl çıktı mı? Demek cevabımız mı bölerken? Bir tasım olar. Eğer 1 kıl çıkmasaydı mı bölerdi? Hiç inge. Demek 5 düplen bölerdi. Şuna mı? Yani bu man cevabı yok bölerdi. Şuna mı? O zaman bir yerde 2 kalası kan. Çeksiz kübü içimge gebeliş için bu denklamamız aynı temelde hiç bilerken minus 1 taksım 2'ye denk güler iken. Demek cevabımız kaysı? A cevabı bilerek. Demek kere cevabı ne zorlamız? Yine bir soru işte zaman. Demek önce için bir soru görüntü tadı gelmişsek. Denklama A'nın kanda yakımatı içimge giymez. Demek bu değilse denklama böyle gelirken 6 eksim ise minus 6 denk. A plus 2. Ve x plus 2. Demek yiçimge ige bilmez ligi üçün demek a'yımız 0, b'yımız 0 ve teng bilmez ligi şart bu arada. Şartını koyalımız a 0 ve teng, b teng bilmez 0. Şu şartını acarışımız gerek. Bize buraya çıkladığı gençimiz bize a x den b dönüşge getirir oluşumuz gerek teng bilmez. Ne? Demek 6 x minus a minus 6 teng. Kalsın hoş çıkamız a kare x. Ax ne? A kare 2. 2 a. 2 kare x. 2 kare x. 2 kare 2. 4. Şimdi. Manumlarını bir tarafka. Manumlarını bir tarafka numara alalımız. Olu. Ötemiz. Koyuş. Ax. Bir yerde plus 2 x bu. 6 x denginden bir kutu bulalım. Minus 6 x bile ötadı mı? Demek. Plus 2 x minus 6 x bulalım. Minus 4 x bulalım. Bana yandı. Normalde bir taraf büyük kazı oldu. Bir yerden ne tuttu? Minus a minus 6 tuttu. Hı? Yani bir yerde 2 a var. Ha? 2 a'nın tekinden bir kaçtık. Minus 2 a bölü ötü adı mı? Minus 3 a böyle yaptı. Minus 2 a bölü minus a minus 3 a bölü. Ha? Yani bir yerde minus 6 tuttu. 4 niye tekinden bir kaçtık? Minus 4 bölü adı mı? Minus 6 minus 4 minus 10 bölü adı. Demek. Yani de x'ni kalkan kısmı ve skor olsak mı bölü adı? A minus 4 x çıkarsak A bunu x çıkarsak 4 oldu. Bir yerde ise minus 3 A minus yani A x'den B köşeye getirip oldu ya. Hani şimdi bir de geçerli koyalımız. A minus 4'ümüz tek 0 bölüş gereken ve bir de geçer. Minus 3 A minus 10'ümüz tek emez 0 bölüş gereken. Bundan A tek 4 ile ilgili çıkardı. Değil mi? Bir yerde minus 3a tengemez. Tengeden kaçırsa plus 10 bölü yaptı mı? A'yımız tengemez. Minus 10 taksım işte. Ve A'yımız 4 kere tengemezse ve minus 10 taksım 3 kere tengememezse demek bu. Bu bölerken geçimge ege bölmez. Eken. Şimdi A'yımız ne için bölgende geçimge bölerken? Ege bölmez eken. 4 bölgende demek cevap A bölerken. Şimdi. Ön 5'in için. Misalını görüyoruz. Denklama kanının kanda yakınmatı için g'yi giymez. Bir an kuduş şartı iken. Bir de geçer. 2k x plus 3 taksın. 3. Tenim. K minus 2 x plus x taksın. 2. Kuş. Kanının kanda yakınmatı. Yaralıyım. Denklama için g'yi giymez. Yine şu şart. İçim giy gelmez. Demek, tamamlanız, bırak borçta. 2 kere, 2 kere x, ne çi bilet? 4 kere x, 2 kere 3, 6. 3 kere k, 3 kere minus 2 minus 6, 3 kere x, 3, x. Şimdi tamamlanız, normalinden bir taraf kaçınayalım. 4 k x minus 3 x. 3 x peyinden kaçırdık, minus 3 x bildi. Bir yerde 3 k durdu, minus 6 yan durdu. Bir yerde plus 6 peyinden kaçırdık, minus 6 bölü ötü mı? Minus 6 ile minus 6, minus 12 mi? Kesin, 6 yani indi. X özgür 3 kilasına yan doğru begenlik için x'nin kalsını taşlara çıkarsak bir yerden ne kalırdı? 4 ya kol yaptı. Bir yerden x'nin olsak ne çıkar yaptı? Minus 3. Bir yerde ise 3 ne çıkar olsak k minus 4 kol yaptı. Yani a x den b dönüşteki denklemleri getirip oldu. Yine şu şarttan faydalanıp olalımız. 4 k minus 3 den 10 ve k minus 4 3 kare kaybolur. Şöyle k minus 4 tengemez mi bilerken? Ne olduysa içimde ege bölmez iken. Hoş.
Endi buni ishlasak 4k + 3 k'imiz nima bo'libdi? 3 taqsim 4 ga. Ya'ni 0.175 bo'libdi. Bu yerda esa k'imiz necha bo'libdi? Teng emas, 4 bo'ladi. Demak, yechimga ega bo'lmaslik uchun k'imiz necha bo'lishi kerak? 0.175 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, A javob bo'lmasam. Demak, kerak joydan yozib olamiz, misollar ishda davom etamiz. Demak, 22. 22 misolga qaraymiz. K kvadrat minus 4k. Plus 2 x k minus x minus 3. Yoki ikkinchi tenglamani qarang. K plus 2 x minus 1 plus 1 k plus x. Tenglamalardan hech bilmagan uzr. Keyingi misolni yozyorum. K plus 2x minus 1 k plus x. Tenglamalardan biri cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan k'ning nechta qiymati mavjud? Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish uchun a ham 0, b ham 0 shart qanoatlantirilishi kerak edi. Ya'ni parametrlar sizning tenglamalaringiz. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, 2 ta bergan, ikkalasidan bittasini ishlab, cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan k'ning qiymatini topishimiz kerak. E'tibor beringlar, hozir tepasini ishlasak biroz qiyinroq bo'ladi. Tushunamiz? Pastani ishlasak osonroq bo'ladi, ko'ryapsizmi? Hozir biz pastani ishlab qo'yamiz, xolos. Xo'shmi? Ya'ni yoki buni ishlab, qani qiymat cheksiz ko'p yechimga bo'ladigan qiymatini toping deyapti. Yo, buni yechingiz yo'qmi? Yo, buni yechingiz. Ikkalasida ham bir xil javob chiqadi demoqchi. Tushunarli? Endi buni ishlasak, pastani ishlasak, xo'sh, k x qo'shilgan 2x bo'ladi. X ikkala nima? Qalqon chiqdi. Ayrilgan bir k plus x. Aynen. Normalden bir tarafa normalden bakalım. Bir tarafa ilk kazı olamaz. K x. X ile bir kazı minus x bilmedi mi? 2 x ile x ile yersek plus x mi? Bir yerde k kırıptı. Minus 1 ile yersek plus 1 bilmedi. Şimdi x ile kalasını yan boran. K plus 1. Yan tek k plus 1. Şimdi a x ile b köyünüşe getir bol digin. Şimdi kuyuda iş yaptı payı tak bilmedi. K plus 1 an. Tek 0 de işlemiş. Ne? Bundan ham k plus 1 teng 0 deb ishlasak. K teng nima bo'ladi? Minus 1. Bundan ham k minus 1 degi kelib chiqadi. Ikkala javob ham bir xil chiqdi. Demak javob k teng minus 1 da shu tenglikni cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Lekin endi demak osonroq usulni tanladik. Hozir buni ishlasak ham xuddi shu holat nima qiladi? Kelib chiqar. Demak javobimiz k'ning nechta qiymati mavjud? Tenglamalardan biri cheksiz ko'p yechim. K'ning demak nechta qiymati mavjud ekan? Bitta qiymati mavjud ekan. Demak B javob. 23-chi masala ham xuddi 23-chi misol ham xuddi shu holatda ikkita tenglama berilgan. Hech bo'lmaganda birini cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan nechta qiymati mavjud deyapti. Demak bittasini ishlab, demak javobni topib olamiz oddiyroq. Xo'sh, demak kerakli qismlarni yozib olamiz. Demak mavzuni shu joyda to'xtatamiz.